İstanbul Sultan Gazi'deki Çiğ Köfte Festivali'ne götüreceğiz şimdi sizleri. İlk kez düzenlenen festivalde 100 çiğ köfte ustası binlerce dürüm yapıp alana gelenlere dağıttı. Ustalar hünerlerini sadece lezzetli değil efendim, sunumla da gösterdi. Çiğ köfteden yapılan heykeller ziyaretçilerin de kameralarında ilgi odağındaydı. Şifa burada. Kansere, önsere, şekere, tansiyona ve tek şifa çiğ köfte efendim. Dürümler üçer beşer dağıtıldı. Çiğ köfteden heykeller bile yapıldı. Kısa kısa çekimler yaparak sosyal medyalarınızda... Hoş geldin. Hoş bulduk. Niçin sıradasın? Sevdiğimiz için çiğ köfteyi. Çiğ köfte aldın mı? Aldım. Kaç tane? İki tane aldım. Siz de siz mi yiyeceksiniz? Eve giderken paylaşırız. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'deki 1. Çiğ Köfte Festivali'nden. Sultan Çiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen festivale sağanak yağmura rağmen yüzlerce kişi katıldı. Ben ailemle geldim, eşim ve çocuklarım. Seviyor mu çocuklarınız çiğ köfte? Yiyorlar. Her hafta alıyorum mutlaka. Her hafta yiyorlar. Sever misin? Bayağı. 100 çiğ köfte ustası aynı anda yoğurdu çiğ köfteleri. Toplam 10 ton ağırlığında çiğ köfte hazırladılar. Bir kazanda ne kadar çiğ köfte? 250 kilo. Bir kazan 250 kilo? Evet. Yorucu olmuyor mu sizin için? Kaç dürüm hazırlıyorsunuz? İşimiz bu abi. Adıyaman'ın işi bu. Bu kazanda 5000 tane adet dürüm çıkar. Evde denemek isteyenler içinse sadece içindeki malzemeleri saydılar. Gerisi meslek sırrı dediler. İçinde ne malzeme? Cevizimiz var. Bulgurumuz var. Özel baharatlarımız var efendim. İsutumuz var efendim. Çiğ köfteler daha sonra dürüm yapılarak sıraya girenlere istedikleri kadar dağıtıldı. Ne kadardır sırada? Yarım saat oldu. Beklemeye değer mi? Diye değer. Evde oğlum daha çok seviyor, onun için alacağım. Oğlunuza götürecek. Evet. Şu anda evde mi bekliyor? Evde bekliyor. Burası da festival alanının en dikkat çeken bölümü. Herkül, Apollo ve Aslan'ın çiğ köfteden yapılmış heykelleri sergilendi. Yaklaşık bir 10 kişilik bir ekiple öyle çalıştık. Bu heykeller 1 ton çiğ köfteyle oluştu. İşte çiğ köfteden yapılan sanat eserlerinden bir tanesi de bu. Adıyaman Cendere Köprüsü. Köprü çiğ köfteden yapıldı. Tabii içindeki arabalar da çiğ köftenin olmazsa olmazı marullardan yapıldı. Asma köprü mü? Çiğ köfteden. Aynen öyle. Ne güzel bir şey ama, değişik bir şey. El emeği göz nuru, sanat eseri ne dersen de.